Değerli öğrenciler, merhaba. Ortopedik rehabilitasyon adlı kitabımızın 3. ünitesi olan serebral palsi rehabilitasyon konusuyla sizlerle birlikteyiz. Bu ünite kapsamında serebral palsinin tanımı, tipleri, klinik bulguları, serebral palsi ile birlikte görülen problemler konusunda bilgi sahibi olmanız hedeflenmektedir. Bu ünite kapsamında serebral palsiyi yaşam boyu olarak ele almamız mümkündür. Özellikle okul öncesi, okul çağı, ergenlik dönemi ve yetişkinlik döneminde serebral palsi konusu ve bu dönemleri ilgilendiren sorunlar bu ünite kapsamında yine öğrenme hedefi olarak amaçlanmaktadır. Bununla birlikte serebral palsili çocukları değerlendirme, bu değerlendirmenin önemini kavrayabilme yine bu ünitenin öğrenme hedefleri arasında yer almaktadır. Serebral palsili çocukların rehabilitasyonu konu başlığı içerisinde serebral palsili çocukları da rehabilitasyon amaçları, hedefler ve bu rehabilitasyon kapsamında yapılan işlemler, sağlık bakım ekibinin rolleri ve bakım personeli adaylarının bakım personelinin bu konuda yapması gereken sorumluluklar bu ünitenin öğrenme hedeflerini oluşturmaktadır. Serebral palsi bir nöro gelişimsel olarak sorun olarak karşımıza çıkmakta. Doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrası çeşitli nedenlerden dolayı ortaya çıkan ve özellikle beyinde motor merkezleri etkileyen ve hareket güçlüklerine yol açarak kas iskelet sistemi üzerinde ikinci sorunlara yol açan bir nöro gelişimsel sorundur. Bu ünite kapsamında serebral palsinin tanımı, görülme sıklığı, serebral palsiye yol açan nedenler, risk faktörleri, serebral palsinin etkilerine bağlı olarak yapılan sınıflandırmalar ve serebral palsi ile birlikte eşlik eden sorunlar bu ünite kapsamında yer almaktadır. Serebral palsi vücudun etkilendiği ve tuttuğu bölgelere göre monopleji, hemipleji, parapleji, dipleji, kuadripleji ve tetrapleji olarak sınıflandırılabilmektedir. Bununla birlikte serebral palsi etkilenen vücut tipiyle birlikte kas tonusu bozukluğuna göre de sınıflandırılabilmektedir. Serebral palsili bireyler sınıflandırılması aynı zamanda bireyi etkileyen işlev düzeyine göre de yapılabilmektedir. Serebral palsi özellikle 0-3 yaş dönem, okul öncesi dönem ve okul çağı döneminde birlikte ergenlik ve yetişkinlik döneminde her döneme özgün semptomları barındırabilmekte ve dönem değişimiyle birlikte semptomlar çoğalabilmekte veya semptomlar tür değiştirebilmektedir. Bu bağlamda her döneme özgü değerlendirme yapmak, her dönemi ayrı bir kapsamda incelemek ve semptomlara ilişkin çözüm yöntemleri aramak gereklidir. Özellikle serebral palsili çocukları değerlendirmek, eşlik eden sorunları saptamak önemli. Özellikle kas tonusu bozukluğuna bağlı olarak kas iskelet sisteminde ikinci sorunların ortaya çıktığını görmek mümkün. Bununla birlikte duyusal sorunlar, solunum sorunları, üriner sistem sorunları, ağız ve diş sorunları, konuşma sorunları, zihinsel işlevlerde sınırlılıklar ve solunum problemleri bu bireylerde eşlik eden diğer sorunlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda serebral palsi ile mücadele ve müdahale süreçlerinde disiplinler arası bir ekip ve ekip anlayışına ihtiyaç duymaktadır. Bu bağlamda hekimler, fizyoterapistler, ergoterapistler, hemşireler, özellikle üroloji, ağız diş sağlığı konusunda diş hekimleri ve diğer ilgili uzmanların disiplin arası bir anlayışla müdahale süreçlerini yönetmesine ihtiyaç duyulmakta. Bu bağlamda bakım personel adaylarının da serebral palsi rehabilitasyonunda çeşitli rolleri bulunmaktadır. Özellikle rehabilitasyon sürecinde bakım personelinin taşıma, pozisyonlama ve günlük yaşam aktivitelerini desteklemesine ihtiyaç duymaktadır. Bu alanda doğru pozisyonlama ve doğru tutuş ve taşıma teknikleri ve günlük yaşam aktiviteleri sırasında yardımcı teknolojilerden yararlanarak aktiviteleri desteklemek bakım personeli adaylarının ve bakım personelinin önemli rolleri arasında yer almaktadır.
Değerli öğrenciler, konuyla ilgili ayrıntılar için kitabımızın 3. ünitesini okuyarak ve diğer öğrenme malzemelerini inceleyerek konuyla ilgili öğrenme süreçlerinizi geliştirebilirsiniz. İyi günler diliyorum.